Merhabalar, benim adım Avukat Ayhan Öğmen. Bu hafta gelen takipçilerimizden bir soru da aslında şirketlerle ilgili geldi. Ona da bir değinmek istiyorum. Bu takipçimizin sorduğu soru, ABD'de New York'ta bulunan bir şirketin sahiplerinin kim olduğunu öğrenmen mümkün müdür? İşte Türkiye'deki gibi bir resmi gazete uygulamasıyla bunların ortaklık yapıları bir yere beyan edilmekte midir? Tarzında bir soru soruldu. Bu önemli bir soru çünkü bizim genelde Türkiye'deki bulunan şirket yapıları, yapılanmaları ya da şirket kuruluşları ya da ortaklıklar, devirler resmi gazete aracılığıyla devamlı yasal olarak bildirimi yapılır. Ve bu noktada da bu yasal bildirimi yapılan ortaklık yapılarına ulaşmak mümkündür. Fakat Amerika'da bu durum böyle değil. Özellikle New York'ta hiç değil. Fakat tabii ki Amerika'nın bazı eyaletlerinde farklı şekilde beyanlar mümkün olabilir. Onları belki kısaca değinirim. Ama New York eyaletine baktığımızda sorunuzun cevabı, burada bulunan bir şirketin ortaklık yapısını eyalette bulunan kayıtlardan öğrenmeniz çoğu zaman mümkün olmayacaktır. Çünkü ortaklık yapılarını Amerika'daki şirketler, New York'taki kayıtlı bulunan şirketler kendi bünyelerinde özel evraklar arasında tutmaktadırlar ve bunu beyan etmek diye bir zorunlulukları mümkün değildir. Ha, kimler için mümkün olabilir? Bu halka açık bir şirkettir, çok büyük bir şirkettir, halka açılmıştır. Onlar tabii ki bunu beyan ederler. Fakat onun dışındaki firmalar ki sizin burada sorduğunuz şekildeki bir şirketin eyaletteki var olan kayıtlarında ortaklığı ile ilgili bir bilgiye ulaşmanız mümkün olmayacaktır. Tabii bu şuna engel değil. Eğer şirketi kuran kişiler aralarındaki yaptıkları anlaşmayı ya da Clause of Organization'ı faal yaparsalar, detaylara da girerseler tabii ki görmek mümkün olabilir. Yoksa New York'ta bulunan bir şirketin kaydında sizin görebileceğiniz teknik olarak şirketin kuruluşudur, adresidir, aktif olup olmadığıdır ve agent'ı kimdir? Yani o şirketle ilgili herhangi bir dava açıldığında herhangi bir posta gönderilecek kime gönderilir? Tabii bu illa o şirketin sahibi olmaz. Şirketin sahibi olabilir, avukatı olabilir, diğer bir temsilcisi olabilir. Dolayısıyla bu şirketin sahibiyle ilgili size bir fikir vermez. Fakat tabii daha detaylı bilgiler edinmek için bir avukatlık bürosuyla irtibata geçmeniz faydalı olabilir. Çünkü o zaman bahsedilen şirketle ilgili herhangi bir dava var mı, yok mu, herhangi bir problem var mı, yok mu diye bir alt bir inceleme yapılmada belki bu bilgilere ulaşmak kısmen mümkün olacaktır. Eğer sorularınız varsa, gelecek hafta yayınlamamızı ve cevaplamamızı istediğimiz konular varsa lütfen çekinmeyin. Biz Amerika'dayız. Amerika'daki herhangi bir hukuki yönde sorularınızı iletebilirsiniz. Biz bu noktada sizin için gerekli danışmanlığı yapıp en azından o sorulardaki cevapları size vermek isteriz. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Ben Avukat Ayhan Ömen. İyi pazarlar diliyorum. Sevgiler.